Merhaba, ben Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi Semanur Özyılmaz. Bu videoda mantıksal sistem tasarım dersi kapsamında ekip arkadaşlarım Meryem, Rauf ve Esra ile birlikte hazırlamış olduğumuz FB CPU RTL tasarımın projesinden bahsedeceğim. Bu projede FB CPU üstünde bir işlemcinin Verilog diliyle RTL tasarımı gerçekleştirildi ve tasarlanan işlemci üzerinde makine diliyle çeşitli kod parçacıkları yazıldı. Bu işlemci Von Neumann mimarisinde. Projenin sonunda da basit bir işlemcideki RAM, kontrol ünitesi ve saklayıcıların bir arada çalışarak makine dilinde kod parçacıklarını nasıl yürütebildiği gözlemlenmiş oldu. Burada tasarım dosyaları var. FB CPU Core dosyası işlemcinin tasarımını barındırıyor. İkinci dosyamız işlemciyi test edecek olan komutları besliyor ve sonucun doğru olup olmadığını kontrol eden bir test bench tasarımı var bu dosyada. Memory dosyasında da komutlar ve verilerin tutulduğu blok RAM'in tasarımı var. Test case dosyalarında da bu işlemciyi test etmek için yazılımlar var, 3 tane. Bu işlemci Von Neumann mimarisine demiştim. Von Neumann mimarisi bu şekilde görüldüğü gibi ve temel olarak 4 elemanı var. Saklayıcılar, bellek, işlem ünitesi ve kontrol ünitesi. Saklayıcılar burada TMP ile gösterilen yerde bulunuyor şekilde. Bellek burada memory kısmında. İşlem ünitesi aritmatik logic unit burada. Ve kontrol ünitesi de burada. Giriş ve çıkış kısımları var. Saklayıcılar şöyle FB CPU Core dosyasına tanımlanmış 4 tane saklayıcı var. Bu işlemcinin tasarımı durum makinesi yöntemiyle gerçeklendi. O yüzden burada durum saklayıcımız var. Bu saklayıcı durum makinesinde hangi durumda olunduğunun bilgisini tutuyor. Program counter RAM'de hangi adresteki komutun çalıştığı bilgisini tutuyor. Instruction register o anda çalışan komutun kendisini tutuyor. Accumulator'da geçici bir saklama alanı. Bir de bu tasarımda giriş çıkış portlarına bağlı olan bellek sinyalleri var. Memory address register bu saklayıcı RAM'in adres girişine bağlı. Ve RAM şu şekilde her biri 10'ar bitlik 64 adet lokasyon var RAM'de. Yani en fazla 64 sayısını gösteriyoruz lokasyon olarak. Bu da binary olarak 2 üzeri 6 ile gösterebiliyoruz en az. Yani 6 bitlik bir saklayıcı bundan dolayı. Memory Data Register in 10 bitlik bir saklayıcı ve RAM'e veri yazılacağı zaman kullanılıyor. RAM'in bir lokasyonu 10 bit olduğu için 10 bitlik. RAM Write sinyali 1 bitlik. RAM'e veri yazılacağı durumlarda aktif oluyor, 1 oluyor. Bir olmadığı, sıfır olduğu durumlarda da RAM'e veri yazılmıyor. Memory Data Register Out yine RAM'den veri okunacağı zaman kullanılan bu sefer bir saklayıcı. Ve 10 bit yine. Bellek FB CPU'nun komutları okuyup hesaplanan değerleri geri yazacağı bir blok RAM mekanizması var. Yani bu bellekte 64 adet lokasyon var, 10 bitlik dediğim gibi. Ve bu bellek memory dosyasında bulunuyor. Burada da bellekle, aslında memory dosyasıyla burada FB CPU Core dosyası arasındaki bağlantılar var. Test bench'imiz ikisinin de bir top modülü, yani üst modülü ve burada da bunların bağlantıları var. Şimdi burada mesela ben bir adresteki komutu okumak istiyorum. Komutlarımız da 10'ar bit zaten. Adreslerimiz de burada zaten memory adres register 6 bitlikte. Ben mesela bir adresteki komutu okumak istediğimde o adresi FB CPU Core dosyasında memory adres register çıkışından blok RAM'in adres girişine veriyorum. O adresteki komutu alabilmek için. Blok RAM'de bana RAM Data Out çıkışından bu 10 bitlik komutu çıkartıyor. Ve bu da işlemcinin Memory Data Register Out girişinden giriyor.
Ve Memory Data Register in çıkışından bu işlemcinin. Mesela ben RAM'e bir veri yazmak istiyorum. Bir veri yazmak istediğimde o komutu RAM'e veriyorum. Ve bunu da RAM Data in girişinden bu şeyi alarak adres alarak RAM o adrese kaydediyor. Ve RAM write sinyali de burada write enable girişine giriyor RAM'in. Burada yazma durumu olup olmadığına bağlı bir sinyal bu da. Ve her ikisine de yine clock ve reset sinyalleri geliyor. Aralarındaki bağlantı bu şekilde. Burada da FBS CPU'nun desteklediği operasyonlar var. Komutlar 10'ar bit dediğim gibi ve ilk 6 biti bu komutların adres değeri. Son 4 biti de operasyon kodunu içeriyor. Burada operasyon kodlarına göre yaptığımız işlemler var. Operasyon kodu 0 olduğunda bir yükleme işlemi yapıyoruz. Yani bellekteki verilen adresin içerisinden değeri alıp accumulator saklayıcısına yerleştiriyoruz. Yani bu bellekten aslında bir veriyi okumuş oluyoruz. Burada mesela ben bu işlemi yapmak istersem burada komutun ilk 6 bitine o adresi veriyorum, adresin değerini veriyorum ve son 4 bitine de 0 yazarak bu işlemi mesela yaptırtabilirim. Operasyon kodu 1 olduğunda kaydetme işlemi. Yani accumulator'ın içerisindeki değeri alıp bu sefer bellekte verilen adrese yazıyor. 2 olduğunda operasyon kodu. Bellekte verilen adresteki değeri alıyor ve accumulator'a toplayıp accumulator'ın üzerine yazıyor. Yani aslında burada bir toplama işlemi var. Operasyon kodu 3 olduğunda aynı şekilde çıkarma. 4 olduğunda çarpma. 5 olduğunda normalde burada bölme işlemi vardı. Fakat burada bölme işlemini direkt bölme işareti koyarak tasarlayamıyoruz. Orada karmaşık bir durum var. O yüzden onu burada tasarlamadık. Operasyon kodu yani 5 olduğunda operasyon kodu bir şey yapmayacak. Operasyon kodu 6 olduğunda burada bir komuta atlama durumu var. Burada verilen komutu program counter'a vererek zaten program counter RAM'de hangi adresteki komutun çalıştığı bilgisini tutuyordu. Program counter'a vererek o adresteki komuta atlayabiliriz. Operasyon kodu 7 olduğunda burada koşullu bir atlama var. Eğer accumulator'ın değeri 0 ise verilen bu değer sayı değerini program counter'a veririz. Eğer değilse bir işlem yapmayız. Operasyon kodu 8 ise no operation yani hiçbir şey yapılmaz. 9 ise halt yani uygulama durur. Burada da FBS CPU'nun durum diyagramı var. Durumumuz sıfırken yani durum saklayıcımızın değeri sıfırken bulunan adresteki komutu okumak için memory address register'ın üzerine program counter atanır. Ve burada herhangi bir yazılma işlemi de olmadığı için RAM write sinyali sıfır yapılır. Ve durum bir arttırılarak durum 1'e gidilir. Durum saklayıcısının değeri 1 olduğunda burada biz durum 0'da bir 10 bitlik bir komut istemiştik. Yani aslında memory adres açısından o adres değerindeki komutu istemiştik. Bu durum 1'de bize memory date register out sinyaliyle gelir. Ve bu sinyali yani bu şeyi adres değerini kullanacağız. O yüzden bunu instruction register'a atarız. Ve bütün işlemler bittiğinde bir sonraki adresi okumamız gerekecek. O yüzden program counter'da 1 arttırıyoruz. Ve durumumuzu da 1 arttırarak durum 2'ye gidiyoruz. Durum 2'de şuna bakıyoruz. Instruction register bizim komutumuzu tutuyor 10 bitlik. Bu komutun son 4 biti operasyon koduydu. Bu son 4 bitteki operasyon kodu 6'dan küçükse burada bir buraya baktığımızda burada 6'dan küçükse aslında buradaki
kaydetme işlemi hariç, yani şuraya kadar bir şey var demek. Bellekten bir veri okuma ihtiyacı var demek, kaydetme işlemi hariç. Ama biz bunları diyoruz ki durum 3'te yapalım bu işlemleri. Ve durumu 3'e götürüyoruz. Ve bu Instruction Register'ın ilk 6 bitindeki adres değerinde Memory Address Register'a veriyoruz. Eğer 6 ise bizim operasyon kodumuz. Operasyon kodumuz 6 ise o zaman burada atlama işlemi yapıyoruz demekti bir komuta. Durumumuzu bu komuta atladıktan sonra 0'a götüreceğiz. O yüzden durumumuzu 0 yapıyoruz. Ve Instruction Register'ın o ilk 6 bitindeki adreslerini Program Counter'a veriyoruz. O adrese gidebilmek için, o adresteki komuta gidebilmek için. Eğer 7 ise operasyon kodu, o zaman accumulator'ın değeri 0 ise eğer, Instruction Register'ın o 6 bitindeki adreslerini Program Counter'a veriyoruz. Eğer değilse atlama işlemi yapmayacaktık. Accumulator 0 olsa da olmasa da durumumuzu 0'a götürüyoruz. Eğer operasyon kodu 8 ise o zaman no operation durumuydu. Sadece durumumuzu 0'a götürüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Eğer operasyon kodu 9 ise bu da halt uygulamanın durması durumuydu. O zaman da durumumuzu 4'e götürüyoruz. Durum saklayıcısının değeri 3 ise buradan durumu zaten 0'a götürüyoruz. RAM write ve memory address register değerleri burada ilk başta 0 olarak verildi ama sonra onlar güncellenebilir tekrar. Yani burada eğer operasyon kodu 0 ise istediğimiz durum 2'de adresin içerisindeki istediğimiz değer memory data register out'tan geliyor ve onu accumulator'a veriyoruz. Eğer durum 1 ise o zaman burada bir belleğe yazma işlemi var demektir. O yüzden RAM write sinyalini 1 yapıyoruz ve Instruction Register'ın o ilk 6 bitindeki adres değerini Memory Address Register'a veriyoruz. Ve accumulator'ın değerini de Memory Data Register in'e veriyoruz. Eğer 2 ise operasyon kodu. O zaman burada toplama işlemi var demektir. Memory Data Register out'la accumulator'ı toplayarak accumulator'a veriyoruz. 3 ise çıkarma demekti. Aynı şekilde çıkarma işlemini yapıyoruz. 4 ise çarpma demekti. Ve eğer 5 ise burada bölme olarak verilmiş ama dediğim gibi bunu tasarlamadık. Durum 4'e gelindiğinde ise eğer uygulama durduysa durum 4'ten yani işlemcinin gücünü kesip tekrar vermezsek yani burada böyle döner durur. Çünkü buradan bir çıkış da yok. Artık uygulama durmuş demektir ve burada böyle kendi üzerinde sürekli döner bir şey yapmaz. Burada da FBCPU Core dosyasının içeriği var. Buradan girişlerimiz tanımlanmış. Input Clock, Reset, Memory Data Register Out girişleri ve çıkış olarak Output Track, Memory Data Register In, RAM Write, Memory Address Register ve Program Counter ve bu saklayıcılarımız tanımlandı. İşte Instruction Register, Instruction Register Next, Program Counter Next, Accumulator Accumulator Next, Durum Durum Next ve Always at Postage Clock'ta Durum Next Duruma, Program Counter Next Program Counter'a, Instruction Register Next Instruction Register'a, Accumulator Next Accumulator'a atandı ve buradan giriş çıkış sinyalleri yani bellekle bağlantılı olan sinyaller yeniden saklayıcıdan geçirilmedi çünkü
Bellekte de zaten olduğu için. Burada da Always at Starblue. İşte burada da durum durum next'te, program counter program counter next'te, instruction register instruction register next'te, accumulator accumulator next'te veriliyor. Ve memory address register, RAM write ve memory date register in burada sıfır olarak veriliyor önce. Eğer reset sinyali geliyorsa, reset sinyali geldiği sürece burada saklayıcıların değerleri sıfır oluyor. Reset sinyali gelmediğinde ise durum saklayıcısının değerine bakarak burada o durum diyagramında anlattığım işleri yapıyoruz. İşte 0 ise 1 ise, 2 ise, 3 ise, 4 ise, yani burada diğer saklayıcıların değerleri durum saklayıcısının değerine bağlı olarak belirleniyor. Burası da memory kısmı. Burada da blok RAM var. Input olarak clock, reset, write enable, adres ve RAM data in. Output olarak da RAM data out var. Burada da yine initial begin bloğunda da test case'ler burada var. Yani burada test case dosyalarının aslında içeriği var gibi, yani burada. Ve yine always at posh clock'ta burada memory'de adresin o anki adres değeri burada RAM data out'a verilmiş. Ve burada da yine yazma sinyalinin aktif olup olmamasına bağlı olarak yani eğer aktifse RAM data in değeri memory'de o anki adres değerine verilmiş. Burada da test bench dosyası var. Test bench dosyasında mesela hangi test, buradaki test case'ler vardı. Ay, şuradaki 3 test case'den hangisini test etmek istiyorsak burada hem block RAM'in içerisinde o test case'i şey yapmak için, okumak için, hem de burada o test case'i test etmek için buraya hangisini yapacaksak onu veriyoruz değer olarak. Ve burada da clock reset işte şeyleri, saklayıcıları. Ve burada clock 5 saniye 5 şey nanosaniyede bir bir yani şey yapıyor, birden sıfıra dönüyor clock sinyali. Burada da bu şeyi yaparken, test case'leri test ederken doğru çalışıp çalışmadığını, mesela burada bu testi yapmak için, yani doğru çalışıp çalışmadığına bakmak için 10 mil cycle kadar bekliyoruz. Ve bunun sonunda test case'imiz 1 ise, işte mesela bu adreste bu değer olsun istiyorum. 2 ise bu adreste bu değer olsun. 3 ise bu adreste bu değer olsun istiyorum gibi, bunların sağlanıp sağlanmadığına bakıyoruz. Yeterince uzun bir süre kadar bekledikten sonra. İşte burada da bu tab dosyası olduğu için FBCPU'nun ve bu şeyin RAM'in içeriği olan memory'nin burada onların şeyleri var. Ve burada da bu işte şurada buranın memcheck'in içerisine bu şeyleri vermiştik. Burada da bu sağlanıp sağlanmadığına bakıyoruz. İşte sağlandıysa başarılı tamamlandı test, sağlanmadıysa hatalı tamamlandı olarak gösteriyor. Test case'lerde bu ilk test case. Bunlardan da kısaca bahsedecek olursam, ilk test case'de amacımız
50. ve 51. adreslerdeki bellekte değerleri toplayıp 52. adresi yazmak. Burada şöyle önce mesela bu ikisini toplamak istersek mesela load komutuyla önce 50. adresin değerini accumulator'a verip sonra accumulator'un üzerinde 51. adresi ekleyip sonra bunu 52. adresi kaydetmek gerekiyor. İşte burada da 50. adresin değeri load komutunun operasyon kodu. İşte burada üstüne eklemek için 51. adresin değerini veriyoruz ikinci komutta. Ve eklemenin operasyon kodu. Ve mesela kaydetmek istediğimiz adres ve kaydetmek istediğimiz adresin operasyon kodu. Burada da en son halt komutuyla durduruyoruz. Ve 50. adresimizde desimal olarak 5. 51. adresimizde de 10 değer var. Burada ikisinin toplamını 52. adrese kaydettiğinde 15 değerini burada görmeyi bekliyoruz. Bu da simülasyon ortamı. 50. adresin değeri 5, 51. adresin değeri 10 ve bir süre sonra da 52. adrese 15 değeri kaydedilmiş. Bu da ikinci test case. Burada da amacımız 50. ve 51. adreslerdeki sayıları çarpıp 52. adrese kaydetmek. Burada da yine aynı şekilde 50. adres buraya 50, buraya operasyon kodu, buraya 51. adrese çarpmak istediğimiz için 51, buraya çarpmanın operasyon kodu, işte 52. adres 52, kaydetmenin operasyon kodu ve hatla yine durduruyoruz uygulamayı. Burada da yine 50. adreste 5, 51. adreste 10 değeri var. 50 değerini görmeyi bekliyoruz. 52. adreste. Bu da simülasyon ortamı. 50. adreste 5 değeri, 51. adreste 10 değeri var. 52. adreste de 50 değeri kaydedilmiş bir süre sonra. Bu da 3. test case. Burada da amacımız 50. ve 51. adresi yine çarpıp 52. adresi kaydetmek ama bu sefer çarpma işlemini kullanmadan. Bunu da nasıl yapabiliriz? Yani toplama işlemiyle yapabiliriz. Mesela 50. adresteki sayıyı 51. adresteki sayı defa toplayıp 52. adrese kaydederek yapabiliriz. Aslında burada da bir döngü gibi bir durum var. Yani 51. adresi accumulator'a aldıktan sonra load işlemiyle işte bu değerden sürekli eksilterek yani hani 51. adres defa toplayabilmek için 50. adresteki değeri 50. adresteki değer kadar toplayabilmek için burada koşullu atlamayı kullanıyoruz mesela. Accumulator'ın değeri 0 olduğu zaman bu döngünün içerisinden çıkıyoruz. Bu döngü gibi dönen bir yapı var. Accumulator 0 olana kadar. Sürekli accumulator 0 olana kadar başa atlayıp aynı işlemleri yapıyoruz. İşte bir değişkende sürekli 50. adresin değerini 51. adres defa burada dönerek mesela topluyoruz o şeyde. O adreste diyeyim. O adresin içerisinde kaydediyoruz sürekli topladıkça ve sonra da o adres mesela 48. adres onun değerini 52. adrese kaydediyoruz. Ve sonra da uygulamayı durduruyoruz halt komutuyla. Burada da işte bunun simülasyon ortamı. 50. adreste bellekteki adresler buralar boş. İşte 50. adreste 5, 51. adreste 10 değeri, 52. adreste de 50 değeri gelmiş. Bu diğer normal çarpmayla yaptığımız işleme göre tabii ki daha uzun sürmüş bir işlem. Bu şekilde işlemcimizi tasarlamış ve aynı zamanda testini de yapmış olduk.